nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, buyurun. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Emre Bey kimdir? Sektördeki deneyiminiz ne kadar? Sizlerden dinleyelim yine. Şöyle, Emre Akyüz. Ben inşaat mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisans ve lisans ikisi birlikte. Uzun zamandır proje sektöründe, statik proje. Daha sonra bu firmaya geçiş yaptım. Yaklaşık bir 10 yıl oldu. Genel müdür olarak görev yapıyorum bu firmada. Firmanın genel olarak hani yaptığımız işleri sunalım, anlatalım, izah edelim diye burada bu fuara katılım sağladık. O şekilde kendim hakkında verebilirim. Evet, biraz o zaman firmamızdan bahsedelim. Geçmişten günümüze neler yaptı, merkezi nerede? Firmamız Konak, firmamızın ismi. İspanyol Mekano firmasıyla birlikte çalışıyoruz. Partner olarak çalışıyoruz. Art germe, proje, uygulama komple paket olarak sunuyoruz. Geçmiş Ankara merkezliyiz. Sektörde uzun yıllardır statik proje alanında hizmet veriyoruz aslında. Yaklaşık 45 yıldır. Son 10-15 yıldır da konak olarak uygulama yapıyoruz. Partner firmamız Mekano ile birlikte. Türkiye, Türkiye Cumhuriyetler, Türkiye coğrafyası etrafımızdaki işte Gürcistan, Azerbaycan, Orta Doğu, Orta Asya bu alanlarda çalışıyoruz bu ülkelerde. Haricen şu an Avrupa'da da çalışıyoruz. Brüksel'de yine bir projemiz var devam eden. Proje dahil yaptığımız. Ülkemizde yeni olan, aslında yeni denilmez ama dünyada uzun yıllardır, 50 yılı aşkındır kullanılan bir hizmet olan art germe ya da art germe teknolojisini biz ülkemizde proje dahil sunma misyonunu kendimizde bulduk. O uzun yıllardır proje alanında kullanıyorduk. Uygulama olarak da dediğim gibi son 10 yıldır ülkemizde başladık bunun uygulamasına. Şimdiye dek 300'ün üzerinde projede bunları fiilen projesini tamamlayıp uygulamasını yaptık. Haricen 500'ün üzerinde de sadece projelendirme hizmeti verdik. Genelde art germe hani çok duyulan ya da çok bilinen bir hizmet değil veya bir uygulama değil. Genelde büyük açıklıklarda, büyük köprülerde, viyadüklerde, silolarda, üst yapılarda, konutlarda, AVM'lerde gerek duyulduğunda uygulanan bir sistem. Büyük açıklıklarda gerek oluyor, büyük konsollarda gerek oluyor. Ankara'da çok bilindik olarak hani örnek vermek gerekirse uyguladığımız projelerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulandı. Hem külliyede hem önde yeni yapılan kütüphane sergi salonunda. Yine Ankara'da bilindik binalardan Next Level var, alışveriş merkezi orada uygulandı. Marriott Oteli'nde uygulandı. Konutlarda yine uygulanıyor böyle. Daha çok değer katan konutlarda, yani standart konutlar değil, değer katan konutlarda uygulanıyor. Haricen ilave olarak örneğin şu an yapımı devam eden Yargıtay Hizmet Binası var. Orada yine art germe uygulaması, büyük açıklıkların olduğu, konferans salonlarının olduğu içerisinde bu bölümlerde yoğun olarak uygulanıyor. Devlet dairelerinde yine konferans salonu ihtiyacı olsun, spor salonu ihtiyacı olsun, açıklığın, büyük açıklık gereken yerlerde uygulanıyor. Konuşmanın başında bahsetmiştim. Örneğin Brüksel'de yine devam eden bir işimiz var. Orada karma kullanım projesi. Art germe kullanıldığında daha ekonomik bir sistemde elde edilebiliyor. Depreme dayanıklı bir yapı elde ediyorsunuz. Çünkü yapının kendi zati ağırlığını azaltıyorsunuz. Konuşmanın başında da bahsettiğim gibi Brüksel'de yine devam eden bir işimiz var. Burada art germeyi kullanıyoruz. Açıklıklarımız yine büyük. Sehimi kontrol altına alabiliyoruz. Art germe tercih sebebi oluyor. Neden? Donatıdan tasarruf sağlanıyor, betondan tasarruf sağlanıyor. Biz de hani bunu Türkiye'de yerleşik, Türkiye'de kurulu bir firma olmamıza rağmen Avrupa'da yine iş yapabiliyoruz. Sunduğumuz proje çözümlerimizde Avrupa'da da başarı sağlamayı umuyoruz. Orada yine bir ofis açtık. Orada da işlerimize devam ediyoruz. Genel olarak bizim bu sektörde
baktığınızda yeni gibi gözükmemize rağmen epey bir yol kat etmiş durumdayız. Bunun sebebi olarak projeyle uygulamayı bir set olarak verebilmemizden dolayı kendi çözümlerimizi, komple statik çözümlerimizin yanında uygulama hizmetini de verebildiğimiz için daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz o zaman. Teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Memnun oldum.